Amasya'dan merhabalar sevgili silah severleri var dostlar. Bugünkü inceleyeceğimiz tüfeğimiz 357 Magnum mermi atan efsane performans adıyla da adlandırılmış pizza kutusunda gelmiş bir Rossi Level Action Yivli av tüfeği. Şimdi bu tüfeğimizi şöyle önce bir açacağız kutusunu. Niye pizza kutusu dedim? Şu şekilde göstermek isteyeyim. Göstereyim. Yani bugün yivli bir tüfek olarak satılan insanların birçok bedel ödeyerek aldığı bir tüfek böyle pizza kutusunda naylonda sarılı gelmiş bir tüfek. Yani ülkemizde hiç pahasına satılan minik ya da 12 kalibre, 36 kalibre alt tüfekleri bile özel kamplarda gelirken bu tüfekler böyle bu kutularda geliyor ve biz de tüfekleri bu derece mevzalarla alıyoruz. Evet, şimdi tüfeğimiz şu. Görüntü olarak tüfeğimiz bu. Tüfeğimizin yandan, sağ yandan görüntüsü. Üstten görüntüsü. Şu şekilde. Sol yandan görüntüsü ve çalışma sırasında şu level action olarak çalışıyor. Tüfeğimizin adı Puma. Şurada yazıyor Puma diye. Yine Brezilya malı bir tüfek. Rossi Level Action ya da Puma Rossi diye de geçiyor bu tüfek. Bu tüfek 357 Magnum mermi satıyor. Bunun bir güzel özelliği aynı anda iki farklı mermi atabilmesi. Şöyle mermilerini de göstereyim. Şu normal 9 mm tabanca mermisi. 9 mm. Şu 38'lik toplu tabanca mermisi. Bunu da atabiliyor. Yine 357 Magnum toplu tabanca mermisini de atıyor. Bu tüfek aynı namıyla bu iki fişeyi de atabiliyor. Bunun özelliği bu. Diğer tüfeklerden farkı da bu. Fişeklerin farkını görüyoruz. Boy olarak birazcık kısa. Bu bundan birazcık daha uzun. Ve bu da normal 9 mm bir tabanca mermisi. Tüfeğimiz bu. 957, 357 diye geçiyor. Aslında 965 toplu tabanca mermisi olarak da geçiyor bunlar. Bu 357, şu da 38'lik, arkasında 38'lik diye yazıyor zaten. Bu tüfek şu hariç bu ikisini atıyor. Ben fişek farkını, boy farkını görün diye şu şekilde üçünü de yan yana koydum. Bu 357, bu 38, bu da 9 mm. Şimdi fişeklerimizi alıyorum herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye. Doldururken tüfeğimizi biraz sonra araya atışını da yapacağız. Şunu şuradan bastırıp şu şekilde iç kısma doğru bastırıp içe deniyoruz. Alttan itiyoruz ve bu içerisine 9 tane bundan alabiliyor. Sonra bundaki fark her atışta şu şekilde açacağız tüfeğimizi. Şu şekilde dolduracağız. Her atışta. Tetiği her çektiğimizde yine bir kontrol ediyorum. Tüfeğimizin içi boş. Her atışta attık. Çekiyoruz tekrar. Atıyoruz. Çekiyoruz tekrar. Yani pompa action. Pompalının level action modeli. Yani level action alttan koruma koruyla dolduran model demek şu şekilde. Her atışta çekiyoruz. Tekrar batırıyoruz. Çekiyoruz. Tekrar batırıyoruz. Çekiyoruz. Bu böyle bir koruma. Eski kovboy filmlerindeki Vahşi Batı'daki tüfeklerin birebir aynısı. Sadece Brezilya yapımı. Yine burada arpacı var. Çelikten şu şekilde geriye doğru çektirerek arpacıyı ön kısmından kaldırıp geriye doğru iterek gezini yükseltip gez yükseldikçe namlu aşağı düşüyor. Gez geriye doğru geldikçe namlu da yukarı kalkıyor. Bundaki sistemde bu. Kaldırıyoruz ve ileri doğru normal sistemde şekline getiriyoruz. Ayarlı gezdiği geçiyor. Üzerinde sarı pirinçten yine yükseltilmiş bir arpacığa sahip. Şu şekilde göstereyim. Arpacık şöyle yan tarafında sarı pirinç arpacık. Emniyet mandalı bunun üstte. Şu şekilde açık atış çevirdiğiniz zaman sağa sola şöyle çevirdiğimiz zaman az aşağı indirip çevirdiğimiz zaman da tüfeğimiz emniyetli. Az aşağı indirip şöyle geri sağa doğru çevirdiğimizde emniyet açık. Tüfeğin böyle bir özelliği var. Üstün mekanizmalı, alttan koruma kolunu ahşap bir bu ceviz
değil gibi sanki dipçik. Daha çok akasya ağacına benziyor. Yine şurası özel deriyle, daha sonrasından alan abimiz bunu deriyle kaplatmış. Gövdesi çelik, namlusu çelik, alt borusu çelik. Yine şu level action kolu çelik. Buradaki el kundağı tutucu yine çelik. Parlak beyaz krom kaplı bir tüfek. Dipçik kısmı da yine çelik. Tüfeğimiz bu. Brezilya malı. Namlusu soğuk dövme, tam soğuk dövme çelikten yapılmış. Gövdesi de tam soğuk dövme çelikten oyulmuş. Mekanizma sistemi de yine aynı. Bu 20 inç. Yani hemen ölçelim. Kaç santime denk geliyormuş. Şu şekilde de size buradan gösterelim. Ağırlığını da tartacağım şimdi bunu. Hemen şöyle boş olduğunu görelim. Namlu şuradan ölçeceğiz. Çünkü namlunun içeriye gelen kısmı da namluya dahil olur. Evet, tam 51 santim namluya sahip. Puma Rossi 20 inç diye geçiyor bu tüfek. Tam 51 santim. Tüfeğimizin kasa büyüğü boyu 11,5 santim. Yine bunun mekanizma boyuna da bakalım. Mekanizmaları diğer tüfeklerden kısa. O yüzden evet, 9,5 santim, 10 santim de sayılabilir. Tam toplam boyuna bakalım. Tüfeğimizin toplam boyu tam 95 santim. Tüfeğimizinki de tetik çekme mesafesini ölçelim. Evet, 33 santim tetik çekme mesafesine sahip. Tüfeğimiz Puma Rossi. Tam full her şeyle çelik. 3.57 diye geçiyor. Bir de bunlar 44 magnum olanları var. Ama bizim tüfeğimiz 3.57. Aynı zamanda 38'lik toplu tabanca mermisinde atabiliyor. Evet, şimdi koyduk. Şu şekilde koyuyoruz üzerine. Evet, tüfeğimiz 3 kilo 120 gram. Tüfeğimiz 3 kilo 120 gram. Tüfeğimizin şekli ve görüntüsü bu. Kasa yanlardan tek parça, kasa komple tek parça oyma kasa. Sadece iç kısımlarındaki parçalar şuradaki vidalarla görüldüğü gibi tutturulmuş şu şekilde. Tüfeğimizin çalışma sistemi bu. Şuradaki level action kolunu aşağıya doğru çekiyoruz. Yanlardan siyah bir yine çelik parçası indirilmiş. Şu şekilde de ateş etme özelliğine sahip. Puma Rossi diye geçiyor tüfeğimiz. Tüfeğimizin ölçüleri, özellikleri bunlar. Atışını da yapacağız. Atışlarını da arkasına ekleyeceğiz. Videomuzun tüfeğimizle ilgili soracağınız soruları yorum olarak yazarsanız sizlere geri dönüş sağlarız. Amasya'dan Naçalar Av Bayisi'nden saygılar, selamlar.